どうぞ。 Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimseye gelen iyiliklerin hepsi Allahü Teala'dan mı gelmektedir? Yani şunun için biraz da soruyoruz bu soruyu. Şimdi bir vasıta sebebiyle geliyor ya. Yani iyilikler bir insan birine iyilik yapıyor. İnsan vasıtasıyla geliyor. Ne bileyim işte başka sebeplerle böyle iyi şeyler gelebiliyor. Bunlar da dahil olmak üzere bu şekilde olmasına rağmen hepsi Allahü Teala'dan bilinmesi mi gerekir bu gelen iyilikler? Şimdi e, Ersel alemleri... Ahmet Bey iyilik yapmış. Bunu da Allahü Teala'dan mı bileceğiz yani? Ersel alemleri öyle diyor. Evet. Çünkü e, iyi anlamışlar meseleyi. İyi anlamışlar. Ee, sebebi yaratanın. Yani aslı görmüşler. Evet vasıtaya sebebe de teşekkür edilir. Ama mesela birisine acıdım. Ben de o acıma, merhamet duygusunu yaratan kim? Cana bak. Onun için İmam Rabbani çok güzel izah etmiş. Bakın buyuruyor ki mektubat isimli kitabında bu zat. İyi düşünmeli ve anlamalıdır ki Herkese her nimeti gönderen yalnız allah Teala'dır. Her şeyi veren, var eden, yaratan O'dur. Her varlığı her an varlıkta durduran hep O'dur. Her varlığı ama. Her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar, aa ne iyi insan diyoruz, iyi sıfatlar, O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep O'ndandır. İnsan düşünse, Ses tellerinden birisi gitsin, evet evet, evet bir şey çıkmaz yani çıkmaz çıkmaz saymakla bitirilemeyen çeşitli nimetleri iyilikleri gönderen hep odur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri belaları gidenen hep odur. Rızıkları yaratan ve ulaştıran yalnız odur. İhsanı o kadar boldur ki günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki Emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüşva etmiyor ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı merhameti o kadar çoktur ki, cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini, ihsanlarını dostlarına, düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadet ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine uymamızı da emrediyor. Özetleyivermiş. Özetleyivermiş. Zaten bir ayet-i kerimede Nisa suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey insan sana gelen her iyilik Allah Teala'nın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmektedir. Her dert de bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allah-u Teala'dır buyurmaktadır. Hepsini yaratan Allah-u Teala'dır. Şimdi bir kimse bir kimseye kötülük etti. Mesela evliya dediğimiz o zatlar hemen gerisine bakıyorlar. Ben diyor bir şey yaptım, ben bir şey yaptım. Buna kötülük yapma düşüncesini veren, getirtilen allah Teala. Ve onun kötülük yapma fiilini yaratan da allah Teala. allah Teala dinlemeseydi o yapamazdı. İyilik denemesin, kötülük denemesin. Yapamazsın bunu. Çok çarpıcı bir şey olarak anlatılıyor. Misal olarak veriliyor. Mesela Musa Aleyhisselam bir gün Tuğbi giderken bakıyor ki kendi ümmetinden birisi böyle işte dağda ormanın içinde bakmış. Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış ve ölmüş. Dikkatli bir şekilde bakıyor. Karnı yarılmış falan. Yüzü belli. Allah Allah diyor. Bu imanlı ve salih birisiydi. İyi birisiydi. Tanıdık biri yani. Tanıdık biri. Acaba diyor bizim bilmediğimiz şekilde bu münafıklık mı ediyordu yoksa? Bir ceza bir ceza mı verildi ya? Yani? Bir ceza mı verildi? Barik böyle çözememiş. Turisine gidince Allah Teala'ya arz ederken bunu da arz ediyor. Ya Rabbi diyor biz o kulunu iyi, imanlı ve salih belirdik. Bizim bilmediğimiz bir kötülüğü mü vardı diye arz ediyor. Allah Teala da buyuruyor ki bildiğiniz gibi iyi ve salih bir kuldu. Mümin de buyuruyor. Bak burası önemli. O zaman Musa Aleyhisselam arz ediyor. Ya Rabbi diyor onu hayvanlara niye parçalattın? Bak hayvanlar niye parçaladı dem sormuyor. Parçalattın diyor. Niye parçalattın? allah Teala da buyuruyor ki ya Musa o benden yüksek bir derece istedi. Ben de kabul ettim ama ibadetleri onu derece yükseltmiyordu. Bu dert, bu sıkıntı onu o dereceye ulaştırdı buyuruyor. O dereceyi de verdim. Bakın oradaki şey yani e, niye parçalattın? Yani hayvan durup dururken seni sokamaz. Hayvan durup dururken sana saldıramaz. Hayvan durup dururken herhangi bir şekilde sana eziyet etmez. Ona ilham edilmedikçe. Ona hedef gösterilmedikçe gelmez. Yılan da sokamaz. Timsah da yanaşamaz. Aslan da gelemez. Yani Evliya-i Kiram de var. Şeyde... E, daha önceki asırlarda işte bir devlet başkanı e, evliya bizatı şey atmış yani beni tasdik et şey ya falan ben yani Allah'tan başka kimseyi tasdik etmem diyor. Bunun üzerine aç aslanların arasına attırmış. Sabah kadar orada kaldı. Sabahleyin bakmışlar aslanlar etrafında o zat da işte ibadetiyle meşgul oluyor. Hayret etmiş. Demiş korkmadım mı? Yok diyor. Korkat hatırıma gelmedi. Yalnız diyor bir meseleyi hatırlayamadım. Ne meselesi diyor? Aslanlar geldi beni yaladı diyor. Aslanın diyor sallası ne miydi değil miydi? Onu hatırlayamadım diyor. Bilemedim. Aslanlar kediye dönüşüyor. Yani. Aslanlar kediye dönüyor. Aslında yani ona saldırma gücünü, kuvvetini veren de Cenab-ı Hak. Dolayısıyla e, vermişler. Her nimet onu gönderiyor. Zaten biz Amentu duasında hayrihi ve şerrihi min allah Teala diye okuyup böyle inanmıyor muyuz? Hayır da şerde yaratan allah Teala demiyor muyuz? Hayırdan razı, şerden razı değil. Hayırdan razı, şerden razı değil. Zaten ayet-i kerime açıkça buyuruyor ki senin işlemiş olduğu hata ve kusurların karşılığında sana dert bela gönderiyoruz. Sabredersen onu affedeceğiz çünkü ezelde kanununu koymuş Cenab-ı Hak. Zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Bu yaptığın kötülüklerin cezasını dünyada ödersen ahirette ödemeyeceksin. Ahirette ödemeyeceksin. Bir de İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri orada bir şey anlatıyor. Bütün nimetleri özetle saydıktan sonra bütün bunların üstünde iman nimetini veren de o buyuruyor. Cennete gidecek yollara aynı şekilde akıl kafi gelmediği için peygamber gönderiyor. O bu peygamberime uyarsanız dünyada rahat edi, rahat olursunuz, mesut olursunuz. Onun bildirdiklerine amel ederseniz ve ahirette de ebedi saadet durduğu olan cennete gidersiniz. Bunun için de teşvik buyuruyor. Ama tercihi insana bırakmış. İster cennete giden yola yolu tercih edersin, ister cehenneme giden yolu tercih edersin. Ee, Tabii bütün bunları İslam alimleri anlattıktan sonra buyuruyorlar ki iyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Çünkü bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir, nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allah-u Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazife, bir borçtur. Şimdi e, Efem'de o İslam ve Toplum programında 11-12 arasında canlı yayınladığımız o programda Zaman zaman meselesi de şahitsiniz, dinleyicilerimiz. Efendim sizin sayenizde biz namaza başladık, tövbe ettik diyenler oluyor. Halbuki ne Osman önünü, ne Mustafa Töküz'ün sayesinde kimse aynı şekilde namaz kılmaz, oruç tutmaz. Olmaz o. Ha, peki ne olur? Ha vesile olur. O kadar. Böyle bu durum karşısında Osmanlı'da da Mustafa Töküz de kalkıp da aa ben neymişim? Hapı yutar o zaman. Kibir olur bu. Allah-u Teala'nın verdiğine ortaklık olur bu. Şirk olur. Tepetaklak olur. Ve iblisin yolu olur allah Teala muhafaza buyursun. Peki e, böyle bir hayra vesile olunda insana düşen nedir? Ehl-i talimleri onu çok güzel izah etmişler. Mesela bir kimse katil. Birisi aynı şekilde açları doyuruyor. Bunun ikisi de insan. Birisi hırsızlık yapıyor. Birisi insanları dövüyor. Elindekini alıyor. Birisi de insanları açları doyuruyor. Çıplakları giydiriyor. Bunun ikisi de insan. İkisini de yaratan Cenab-ı Hak. Ama tercih eden kendileri tercih eden kendileri. Peki efendim iyilik yapan, "Aa ben ne iyi adamım" falan. Aa. O diyecek ki "Ya Rabbi beni hayırlı işlerde kullandığın için, bunlara vesile kıldığın için, vasıta kıldığın için sana şükürlü olsun." diyecek. O iyilik zaten yapılacak gidecek oraya. O açlar doyacak, o çıplaklar giydirilecek. Ha sen, ha o başka. Fark etmez o. Evet. Sen o olduğun için şükretmen lazım. Peki Ömürsü? Öbürsü aynı şekilde düşünecek. Diyecek ki Beni nerede kullanıyor Cenab-ı Hak? Ben nerede yanlış yaptım? Tercihimi nerede yanlış kullandım da beni kötü işlerde vasıta olarak kullanıyor? O da aynı şekilde tövbe istifa edecek. allah Teala dua edecek. Dolayısıyla e, hani din büyükleri hep anlatmışlar talebelerine. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür diye. derdim bela anında sabır, nimet anında da şükür. İyilik yaptın. Elhamdülillah ya Rabbi bana böyle bir iyiliği nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Yoksa ben yapamam onu. Eğer o hatırıma getirmese. Mesela Aradolu'da derler, Malcan'ın yongası derler. Tabi hadise anlatıyorlar da, işte gitmişler böyle bir hayır kurumu için teberrü toplamak için esnaf dolaşılıyor falan. İşte anlatıyor esnaftan birisine girmişler falan. Maşallah efendi demişler ne güzel hizmet ediyorsunuz falan filan. E, o tebevru şahıs da demiş ki maşallah da demiş. Yani burası demiş hayır kurumu zaten demiş. Bu demiş tebevru ile dönüyor. Demiş değirmene su lazım. Sen de demiş kesenin ağzını aç birazcık demiş para ver. Demiş efendi efendi demiş istediğin can değil ki veri veresin demiş. Para istiyor. <laughs> para istiyor. Kolay değil vermek. Doğru. Ama cenab Hak karşılıksız veriyor. Hani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki rızkını kesmiyor. Yani benim yapmış olduğum işte bana bir ihanet etmiş olsa sana maaş vermeyeceğim, sana şunu vermeyeceğim, yeni vermeyeceğim, sana bugün yemek vermeyeceğim diye veririm. İnsan kendi evladına bile söyleyiveriyor bunu. Ama allah Teala kesmiyor. Dolayısıyla her nimetin sahibi ve bu vasıtaları, sebepleri yaratan Cenab-ı Hak mıdır? Evet Cenab-ı Hak'tır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buzet. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındaydı. Bir gün amcası Ebu Talip Şam'a sefere çıkacaktı. Hazreti Resulullah'a amcasının ayrılığı ağır geldi. Ey amca, beni burada kime bırakıp gideceksin? Annem yok, babam yok dedi. Ebu Talip bu sözlerden çok duygulandı ve onu da yanında Şam seferine götürmeye karar verdi. Kardeşleri bu henüz çocuktur. Sefere takat getiremez dediler. Bunun üzerine Ebu Talip endişeye düştü. Bir gün Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken gördü. Niçin ağlıyorsun diye sordu cevap vermedi. Benden ayrı kalacağın için mi ağlıyorsun deyince evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Talip yemin edip bundan sonra senden hiç ayrılmayacağım dedi. Onu da yanına alıp Şam seferine çıktı. Onu kendi canından daha çok gözetip daima dikkatle himaye etti. Şam topraklarında Busra denilen bir yere ulaştılar. Orada Bahir adında bir rahip vardı. O zaman Nasara'nın, Hristiyanların en alimiydi. Daha önce o kafile nice yanına uğramıştı. Fakat hiç iltifat etmemişti. O sene Ebu Talib'in kafilesi yaklaşınca, o kafileden bir şahsı beyaz bir bulutun gölgelediğini ve o nereye gitse bulutun onu takip ettiğini gördü. Kervan bir ağacın altına konaklayınca bulut da ağacın üzerinde durdu. Ağacın dalları gölgelemek için başı üzerine meylediyordu. Bahira bu alametleri görünce hemen bir sofra hazırlattı. Kafileyi yemeye davet etti. Kafiledekiler gelince Bahira, aralarında görmek istediği kimseyi bulamayınca, büyük olsun, küçük olsun, sizden gelmeyen, geride kalan kimse var mı diye sordu. Herkes geldi. Sadece küçük bir çocuğu eşyalarımızın yanında bıraktık, dediler. Bahira, onu da buraya getirin, dedi. Haris bin Abdülmuttalip, bu sözü işitince, yemin ederek, Muhammed bin Abdullah'ı konakladığımız yerde bırakıp, bizim burada yemek yememiz kerem ve mürüvvete sığmaz dedi. Bahira Muhammed ismini duyunca onun getirilmesinde daha çok acele etti. Haris onu getirmeye gitti. Bahira bir de baktı ki o ağacın altından ayrılınca üzerinde onu gölgeleyen beyaz bulutta onunla birlikte hareket etti. Yanlarına yaklaşınca Bahira kalkıp tam bir hürmet ve saygıyla onu karşıladı ve dikkatli dikkatli ona bakmaya başladı. Önceki mukaddes kitaplarda okuduğu alametleri tek tek onun üzerinde gördü. Yemek yenip herkes bir tarafa çekilince Bahira Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sana ne sorarsam Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle deyip Arapları taklit ederek yemin verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Lat ve Uzza adına yemin verme. Ben onlara buz ettiğim kadar hiçbir şeye buz etmem dedi. Bunun üzerine Bahira Allah hakkı için soracağım her şeye doğru cevap veresin dedi. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne dilersen sor dedi. Bahira ona uykusundan, uyanık iken olan hallerinden ve diğer hallerinden sordu. Birer birer cevap verdi. Bu cevapların hepsini bildiklerine uygun buldu. Sonra nübüvvet mührünü görmek istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını açmadı. Ebu Talip, ey oğul, ne olur aç, göster deyince açtı. Bahira, mukaddes kitaplarda okuduğu gibi nübüvvet mührünü görünce hemen öptü. Sonra bir taraftan ağladı, bir taraftan da Ebu Talib'e bu çocuk senin neyin olur dedi. Ebu Talib oğlumdur deyince oğlun olmaması icap eder. Çünkü bu çocuğun babası ve annesi vefat etmiş olması lazımdır. Bunun üzerine kardeşimin oğludur deyince Bahira şimdi doğru söyledin dedi. Sonra bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık hiç kaybolur mu diye sordu. Ebu Talip hayır kaybolmaz dedi. Sonra Bahira Ebu Talibe kardeşinin oğlu bu çocuk bu ümmetin peygamberi olacaktır. Bunu çabuk kendi memleketine geri götür. Onu Yahudilerden koru. Eğer benim anladığım gibi, onlar da halini anlarlarsa bu çocuğa bir zarar verebilirler. Bizim üzerimizde bununla alakalı olarak çok ahd ve misak vardır dedi. Ebu Talip o ahd ve misakı sizden kim bildirmiştir dedi. Bahira tebessüm ederek Allahü Teala İsa aleyhisselama gönderdiği kitapta bildirmiştir dedi. Ebu Talip o seferden Mekke'ye döndükten sonra onu bir daha sefere götürmedi. Sefere gideceği zaman ayrılığı sebebiyle onun üzüleceğini anlarsa gitmekten vazgeçerdi. Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretleri Ebu Turab-ı Nahşebi adı bile feyz saçan Horasan evliyalarındandır. Doğum tarihi ve yeri bilinmese de ismi yüzyıllardır düşmez dillerden. Bir insanın kıymeti elbette ki ihlas ve muhabbetle Allah indinde kıymeti yüksek olanlarla birlikte bulunmakla, onlardan faydalanmakla ve onların yolunda bulunmakla ölçülür. Ebu Turab-ı Nahşebi, Büyük İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin ve birçok Allah dostunun sohbetlerinde bulunmakla ilim ve maneviyat olarak yükselir. Evliyanın nazarları bereketiyle onları sever, sevince gönüllerine girer, gönüllerine girince onlar gibi bir gönül sahibi yani evliya olur. Uzak diyarlardan gelenler etrafına toplanır, feyz alırlar ondan. Zorlu meseleleri, anlaşılması güç konuları, hikmetli misallerle süsler, binbir çiçekten topladığı ilim özlerini hazır bir şekilde önlerine koyar taliplilerinin. Onun bakışları şifa, sözleri kalpler fethedici, nefse kolaylıkla boyun eğdiricidir. Bu büyük veli, bir gün evinde ibadet ederken, mahallede tartışmalar olduğunu duyar. Gidip bakınca, bir kadının erkeklerle tartıştığını görür. Kadın, Ebu Turab-ı Nahşebi'yi görünce, onun yanına gelir ve oğlunun şarap müptelası olduğunu, mahallelinin oğlunu mahalleden çıkarması için kendisine baskı yaptığını söyler ve oğlunun şu anda hasta yattığını da ekleyerek yardım ister büyük veliden. Ebu Turab Hazretleri kadının evine gidip genci görür. Gençten bir feryat kopar ve ağlayarak bugün seher vaktinde Rabbime yaren bir Ebu Turab'ın Ahşebi'nin yüzünü görmeyi senden istiyorum dedim. Ve yine hakiki bir şekilde tövbe etmeyi nasip etmesini istedim Rabbimden. Rabbim birinci isteğimi kabul etti. Benim gibi bir asiye, sizin gibi bir evliyayı imdada gönderdi. İnşallah ikinci duam olan tövbe-i nasip olur, der. Ebu Turab Hazretleri, samimi bir şekilde hislerini anlatan gence merhamet nazarlarıyla bakar ve ona tövbe etmesini emreder. Genç de bütün hücrelerine varıncaya kadar tam bir tövbe eder. Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretlerinin bu tövbe et emri, evliyanın sözlerinde Rabbani tesir vardır, sözünün bereketinin ortaya çıkması sonucunu doğurur ki, genç o duasındaki tevbe-i nasuha böylece kavuşmuş olur. Samimi bir şekilde tövbe eder. Durumu gitgide ağırlaşan o genç, akşam vakitlerinde rahmeti rahmana kavuşur. Bu menkıbe, Rabbine samimi bir şekilde iltica edenlerin kavuşacakları dereceyi bildirmesi açısından, tarihlere geçecek bir gelişme ile devam eder. Şöyle ki, Tövbekar gencin öldüğü gece Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretleri alemlerin efendisi sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve ülül azm peygamberlerden Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim'i rüyada görür. Efendimiz aleyhisselam ona tövbekar gencin nasıl bir saadete kavuştuğunu şöyle müjdeler. Buyurur ki sevgili peygamberimiz Ey Ebu Turab! Dün senin elinde tövbe eden genç bu gece vefat etti. Allahü Teala onu dostları derecesine kavuşturdu. Ona evliyalık makamı ihsan eyledi. Beni ve 120 bin küsur peygamberi onu ziyarete gönderdi. Ey Ebu Turab! O gence izzet gözüyle bakın. Cenazesinde hazır bulunun emrini verir. Ebu Turab hazretlerinin kızı ise rüyasından ağlayarak uyanır ve babasına babacığım dün gece rüyamda bana bir ses ölen gencin cenazesine kim bakarsa Cenab-ı Hakk'ın onun dualarını kabul edeceğini bildirdi der. Bu olay Cenabı ı Hakk'ın kendisine hakiki bir şekilde dönen pişman olup tövbe eden insanlara olan kereminin büyüklüğünü hangi zelillikten kurtarıp nasıl aziz yaptığını göstermesi açısından bir muazzam örnektir ve evliyanın bakışlarının, nazarlarının kavuşturduğu dereceleri göstermesi açısından pek büyük bir işarettir geride kalanlara. O büyükler elbette Cenab-ı Hakk'a yakındırlar ve nefislerinin istediğini sırf ona muhalefet olsun diye yapmazlar. Ebu Turab Hazretleri bir gün çölde yürürken nefsi yumurta ve sıcak ekmek ister. Büyük veli bir anlık dalgınlıkla arzu ettiği yiyeceklere kavuşmak için bir köye uğrar. Tam o anda bir kalabalık kendisine doğru yürür ve onu kıskıvrak yakalar. Büyük veli ne olduğunu anlamadan ona yetmiş sopa vururlar. Meğer bu köyde olan bir hırsızlığın, failinin arkadaşı zannedildiği için, kendisi sorgulanmadan böyle dövülmüştür. Neyse ki, sonradan kalabalıktan biri tanır büyük veliyi ve kurtarır. Köylüler yaptıklarından mahcup bir şekilde özür dilerler. Köylülerden biri alıp Ebu Turab hazretlerini evine götürür ve ona yiyecek ikram eder menü tanıdıktır. Taze ekmek ve yumurta. Büyük veli tebessüm eder ve nefsine dönerek şöyle seslenir. Ey nefsim! Sen yumurta ve ekmek diye tutturdun. Bu isteğine kavuştun. Fakat cezan olan yetmiş sopayı yedikten sonra, şimdi afiyetle yiyebilirsin deyip ayıplar nefsini. Ebu Turab-ı Hazretleri de, diğer Allah dostları gibi sadece insanlara değil, bütün yaratılmış olanlara karşı büyük bir merhamet sahibidir. Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretleri her haliyle Resulullah'ın izinden gider ve hakiki yolun Resulullah'ın ve eshabının yolu olan ehli sünnet olduğunu ve bunun dışındaki yolların dalalet olduğu konusunu her mecliste söyler ve ömrünü ehli sünnete hizmetle geçirir. Takdiri ilahi 859 yılında bir yolculuktayken yalnız başına vefat eder. Yüzü kıbleye dönmüş ve nur topuna dönmüş bir halde tabii ki ne bir yırtıcı hayvan yaklaşmıştır ona ne de bedeni çürümüştür. Bir zaman sonra bir kervan rastlar büyük veliye ve onun nur bedenini toprağa verir Basra'da. Evliyanın büyüklerinden olan Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretleri buyurdular ki, Sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesiri etmemesidir. Tevekkül kendini kulluk denizine atıp kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükür, vermezse sabretmektir. İslam ahlakı, haram işlemekte ısrar, günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kast etmek, niyet etmekle, irade etmekle, ve karar vermekli olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken, günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da af olur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur. Kıymetli seyircilerim, bugünkü programımızda sizlere yine tarihi ilçe biz, Türklerin Anadolu'ya geçişindeki ilk köprübaşı olan yer Gelibolu'dan sesleniyorum. Hakikaten Gelibolu ve Gelibolu Yaramadası, Türk tarihine 1320'li yıllardan itibaren, yani Bursa'nın fethinden de önce buralarda güzel hadiselere, Türklerin ilerlemesine sahne olan, İki yaka arasındaki geliş geçişte köprübaşı olan bir mevkidir. Burada çok eski şehitlerimiz var. Biz şimdi Çanakkale şehitlerinin e, gerek 18 Mart'taki Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla gerekse 25 Mart'taki Anzak çıkarmaları sebebiyle burada şehitlerimizi anıyoruz. Onlara dualar, fatihalar gönderiyoruz. Yurt içinden birçok e, gruplar e, geziler düzenlemek suretiyle otobüslerle buralara kadar geliyorlar. Çok da iyi ediyorlar. Ancak benim bu kardeşlerimize, Çanakkale ziyareti, gezisi planlayan kardeşlerimize ilave olarak acizane bir e, tavsiyem yahutta da istirhamım var. Burada işte abdalan Rum'dan Şerefetçi Baba. Bir rivayet öyle. Bir rivayette yazıcı zadeler tekkesinin şerbetçisi olduğu söyleniyor. Öyle de olsa, böyle de olsa manevi tarafı olan bu kadar 20'ye yakın Osmanlı'nın 4 veya 5 tane kaptanı deryasının yani Deniz Kuvvetleri Komutanı hatta Deniz Bakanı'nın Deniz Bahriye Bakanı'nın, Nazırı'nın kabirleri olan bu yeri ihmal etmesinler. Gelibolu'daki tersaneden başlayıp işte Ahmet-i Bican, mehmet Bican Hazretlerini ziyaret edip namazgahı gelsinler bir görsünler. Çok güzel olmuş. Sizlere önceki programlarda gösterdik. Ve diğer tarihi mekanları Gelibolu ilçesini boş zannetmesinler. Gelibolu Yaramadası'ndaki şehitlikler, Çanakkale Zafer Abidesi falan bunlar tamam tamam tamam. Ama lütfen buraya gün ayırın. Gelin bu zenginlikleri de yerinde görün. Göreceksiniz ki Fazla bir zararınız olmayacak, ama kar olarak o kar kısmına epey bir şeyler yazılacaktır. Şimdi burası, şu bulunduğu mekan, benim üzerine bastığım şu parkeler, kaldırımlar, Yazıcı Zade Camii'nin veya Yazıcı Zadeler Camii'nin avlusudur. Büyük bir avlu var. Şöyle böyle 3000 bin metrekareden fazla. Belki daha da fazlaydı da yanlardan yollar açılmıştı. Apartmanlar falan filan yapılınca duvarları hafif hafif içeriye doğru getirilmiş. Yine de büyük bir alan. Burası olduğu gibi hazire idi. Yani vefat eden insanların defnedildiği, kıymetli ilim adamlarının, din adamlarının, postişir olan derviş efendilerin defnedildiği yerlerdi. Şimdi bakınız. Şurada bir tane mezar taşının, mezar şahide taşının baş taşı buraya yeşilde boyalı sarıyla beraber konmuş. Bu belli ki bir alim zatın kabrinin taşı idi. Ama şahide taşı yok. Kırılmış. Ya mezar taşı kırılır mı? Zelzele dolayısıyla mezar taşı yere düşüp de kırılır mı? Düşse düşse bir metre yüksekten düşecek, toprağın üstüne düşecek. İlla bu daha başka şekilde kasten bir kırmayla bu hale gelmiş olabilir. Öbür taraftaki aynı şekilde. Bu taraftaki aynı şekilde. Bunlar hepsi mezar taşlarının tepelerinden kırılmış, getirilmiş buraya. Hani böyle parklara falan zincir, iyi ki zincir germemişler. Bir de arasından bir tokalar koyup da zincir gerebilirlerdi. E i̇şte böyle bir süs olsun efendim falan diye. Başkasının kabir toprağı üzerinde, başkasının mezar taşı üzerinde. Süsler yapmaya bizim hakkımız yok. Niye yok? Çünkü bu taşların olduğu, ait olduğu şahısların, kabirlerine ait olduğu şahısların bir hizmeti var. Bize bu cennet vatanı miras olarak bırakmışlar. Şimdi insan ecdadına, bu toprakları miras bırakan ecdadına hiç bu şekilde muamele yapar mı? o zaman yarın bizim tozumuz da bulunmaz. Bizim mezarlarımız da belki bunlarınki kadar kalmayacaktır. Yakın zamana kadar burası şöyle olduğu gibi şu avlu mezar taşlarıyla süslü bir mezarlıktı. Niye söküldü? Niye kırıldı? Bunları da göstereceğim. Kırılanları, sökülenleri de göstereceğim sizlere. Bunları tenkit için söylemiyorum. Bir an önce hayata geçirelim. Bir yerlere toplamışlar, mezar taşı deposu haline getirmişler. Buralarda süs kullanmışlar. Bunlar kesinlikle kullanılmamalı. 300-500 senelik, 600 senelik taşlar bunlar efendim. Ne hakkımız var bunları buraya getirip de süs gibi parka bir oraya bir oraya köşelere koyalım. Şimdi bu Şerbetçi Baba'dan bahsedelim. Şerbetçi Baba hakkında çeşitli rivayetler var. Bunlardan birisi buraya da bilgi olarak yazmışlar. Gelibolu Fethi sırasında Gazi Süleyman Paşa'nın maiyetinde onun askeri arasında belki ilk geçişte değil ama daha sonraki geçişlerde buralarda çalışmış ordunun susuyan askerlerine su ve şerbet dağıtan bir hal ehli insandır deniyor. İhtimal ki Gazi Süleyman Paşa zamanındaki böyle dervişan grubundan gelenlerin yüzde doksanı Şeyh Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerinin talebeleridir. Çünkü Ahmet Yesevi rahmetullahi aleyh talebelerini hep Anadolu'ya göndermiştir. Anadolu'ya gidin, Anadolu'ya gidin. Ne var Anadolu'da? Çorak bir Anadolu ne var Anadolu'da? Meğer Osmanlı Devleti'nin doğum sancıları var. Ona hazırlanıyordu Anadolu. Evet, bunu da Ahmet Yesevi Hazretleri herhalde kalp yoluyla keşfetmiş idi. İşte bunlar da onlardan birisidir. Ve Ebdalan-ı Rum diye adlandırılan Horasan erenlerindendir diyor. Yani Ahmet Yesevi Hazretleri gitti ucu dayandı. Abdal veya Abdalan demek. Abdalan, Abdal'ın çoğulu. Abdallar demek. Abdal bizim manada, şimdi kullandığımız manada efendim kafası çalışmayan, aptal dediğimiz, T ile söylediğimiz insanlar değil. Abdal, eyle veya A Abdal her ikisi de bedel demektir bedel. Yani vekil demektir. Kimin vekili kendisini buralara görevlendirilen o büyük alim evliyadan zatın hadi evladım git Allahu Teala'nın yolunu insanlara anlat diye görev verdiği kimse hocasına bedel olarak hocasının yerine buralara gelmiş insanlara Allahu Teala'nın yolunu anlatmış kimseye abdal denir. Bunlar 1 iki, üç, beş olunca bunlara Abdalani Rum yani Rum topraklarının topraklarının e, halife olan kimseleridir. Hocasının yerine halife olarak gelmiştir. Rumluğu nereden geliyor? Yani Atinalı bizim bildiğimiz Yunanistan bizim aslımız Rum'dur falan filan diyorlar. Kadim Yunan medeniyetinden falan bahsediyorlar. Rum demek beyaz insanlar ülkesi demektir. İran'da bir Rum ülkesidir. Anadolu'da bir Rum ülkesidir. Zengi bar ehalisine, halkına Zenci deniyor. İşte bu bölgenin insanlarına da Rum deniyor. Rum, yüzü beyaz buğday benizli insanlar demektir. Celaleddin'i Rumi Hazretleri'ne siz diyebilir misiniz ki bu Rumlardan gelme soyu sopu? Hayır. Orasından gelmiş. Onun için bu zat ya da ya da bir e, değişik rivayette, buradaki yazıcı zadelerin tekkeleri, zaviyeleri çok geleni gideni misafirleri oluyordu. Bu gelen Allah dostlarına, onlar böyle bir kapıya geliyorlar diye onlara hizmet etmek için burada şerbet dağıtan o insanlara hürmette kusur etmeyen bir kimse olabilir. Türbenin yapılışı kubbesi olsun, kubbenin kasnağı olsun, Selçuklu'nun külah şeklindeki yani kümbet dediğimiz türbelerinden değil yuvarlak kubbeli fakat duvarlara nişlerle bindirilmiş kubbenin yükünü köşelerin taşıdığı güzel bir türbedir. Türbenin taşları da daha ziyade Gelibolu limanında Çilehane'nin yanındaki taş ocaklarından çıkarılmış. Gelibolu'ya has taşlardan idi. İşte burada da duvarlarında bunların çoğunu görüyorsunuz. Daha sonradan üzülerek söyleyeyim ki bu tarihi eserleri, 300-500 yıllık eserleri işte şuradan çimentodan yardım alarak çimentodan yardım alarak tarihi esere getirmişiz. Birisi 500 yıllık taş, öbür taraftaki daha 100 senesini doldurmamış bir çimento imtihanını kazanamamış çimento ile güya onu takviye etmişiz. Kim kimi takviye ediyor? Herhalde bu taşlar onları takviye ediyor. Evet. Şimdi bu bahsettiğim kabir taşlarının yanına geleceğiz. Ancak burada şu pencerenin, hemen şuradaki pencerenin oraya bir tane de küp koymuşlar. Peki bu küp nedir? Herhalde millet gelsin de para atsın, dilek tutsun diye değil. Böyle şeyler dinimizde yok. Öyle dileklerini feneri havalara uçur Yak, eminim ve söyleyeyim benim dileğim olacak. Getir havuza parayı at. Ondan sonra benim dileğim olacak. E kapat o zaman iş yerlerini, fabrikaları, okulları, hepsini kapat. Dileğini halletmek için git böyle e, burçlarla uğraşan insanlara aman abi benim yarın vaziyetim ne olacak, şunu yapayım mı, bunu yapayım mı diye hiç de danışma. Burcunda ne varsa ondan işini idare et. Yok böyle bir şey efendim. Bu ancak ilahi dinlerin Semavi dinlerin gelmediği zamanlardaki insanın eşyaya taparak medet umduğu bir hadisedir. E Osmanlı padişahları yıldızlarla uğraşmamışlar mı? Elbette uğraşmışlar. Astronomiyle uğraşmışlar. E Müslümanlar gökyüzünde hilalin görülmesiyle Ramazan-ı Şerife başlar. Hilalin görülmesiyle de bayrama başlardı. Kurban Bayramı'nda bunun gibiydi. Dinimiz bunu böyle emretmiş. Hilalin hareketlerine göre biz senemizi, ayımızı biliyoruz. E şimdi Gregoryen Neyi gördü ki? Güneşi görmüş de güneşe göre takvim yapmış. E niye 365 oluyor bazı sene 366 oluyor? Bu takvimde bir sakarlık var o zaman deriz. Gidelim şimdi birazcık böyle sağdan soldan toparlanmış bu hazireden çıkanların belki onda biri buraya ait resimler gördük. Maalesef bu resimlerden bazıları da yabancıların, Fransızların Le Sumetior de Türk diye Türk mezarlığının taşları şeklinde Yazmışlar, biz de o resimleri getirmişiz, Efendim Mehmedi Vicdan Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yerde, açık türbenin duvarlarına monte etmişiz. Hem caminin içinde bu resimler var, taşların, hazirenin böyle dolu mezarlıkken. Şimdi, oh gül bahçesi, böyle mi? E, siz bilirsiniz efendim, bizim mezarımızın üzerinden de bu sefer havaalanı geçirler her gün. 50 tonluk vuruşla uçaklar inerler, kalkarlar. Gidelim mezar taşlarının yanına. İşte kafaları kopan taşlardan birisi. Nerede bununki? Kim bilir nerede? Toprağın altında mıdır? Bir yere süs diye mi kondu? Bu mezar taşlarının e, tarih hanelerine bakıyorum. 1230 1242 olan da var. Efendim 1100'lü yıllar yani 1100'lü yıllar şöyle böyle 1650-1700'lü yıllara yakın oluyor. 300-400 senelik mezar taşları bu da kurtulabilenler şöyle bir önünden çekileyim siz de görünüz. Efendim mezar taşlarından kurtulabilenler buraya getirilmiş dayanmış. Ne olacak? Peki bu taşlar kabrinin üstünde durması lazım değil mi? Yeri orası. Evet. Olamadı. O zaman bir müze, bir emniyete alınan bir yerde bunlar insanlara sergilenebilir. Uzmanlarına okutulur. Üstüne ufak levhalar konur. Bu şuranın, bu şuranın, bu şuranın taşıdır. Nereden geldi? Gelibolu'da Yazızedeler Camii'nin haziresinden gelen eserler eserlerdir dedi. Diyeceksiniz ki Çanakkale'de çok böyle arkeolojik eserler var. İyi de yani bu insanların mezar taşları ne olacak o zaman? Verelim bir mermerciye kesip kesip bundan mermer çıkarsın. O da bize yakışmaz efendim. Memleketimizin buna ihtiyacı yok. Evet, Yazıcadeler caminin haziresinden ve Şerbetçi Baba'dan bahsederek programın sonuna gelmiş olduk. Bunlara tabii tenkit mahiyetine söylemiyorum. İyiye gitsin işler diye söylüyorum. Yapılırsa güzel olur. Yapılmazsa onda ilgileri kendileri bilir. Hoşçakalınız efendim.